Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine ETS'deyiz. Gördüğünüz üzere SIM dashboard'ın nasıl çalıştığını sizlere göstereceğim. Burada tabletimiz var. Tabletimizde gördüğünüz gibi devir saatimiz ve hız saatimiz görünüyor gösterge üzerinde. Buradan aracımızla bir çıkış yapalım. Aracımızla şu şekilde bir çıkıyorum. Bu şekilde bir devam ediyorum. Sizlere bir göstereyim. Daha sonra linkler ile beraber kurulumun nasıl yapıldığını da anlatacağım. Bakın devir saatini yan ekrandan görebiliyorsunuzdur. Kamera ekranında paylaştım. Şu an devir saati ve hız saati artıyor arkadaşlar. Buradan da eş zamanlı görebiliriz. Farklı bir şey var mı diye. Gördüğünüz üzere 110, %80, 70'e kadar düştü. Frenimiz biraz sert. O yüzden şu an araca çarptı. Araç iç kameramızdan da bakıyoruz. Nereye gidebiliriz? Nereye gidebiliyoruz? Evet. Buradan tekrar ileri yapıyorum. Bu otobüsçü arkadaşlar bir yol verirse şöyle kilometreyi az bir şey daha sizlere göstereceğim. Yakalım. Gördüğünüz gibi şu an kilometre artıyor. Kamera ekranından da görüyorsunuzdur. Oradaki kilometremiz de artıyor. Şu an 130, 140, 150'ye dayadık. Denemesini yapmış olalım. Bakın 130'un üzerine çıkmıyor arkadaşlar. Neden çıkmadığını bilmiyorum. Ben bulamadım. Bulabilen varsa yorumlara yazsın. O konuyu da tartışalım. Çözmeye çalışalım. Çözebilen varsa da yardımcı olursa sevinirim. Benim gördüğüm kadarıyla bu kadar. 130'a kadar çıkıyor. 130 üzerine de çıkmıyor. Durduralım. Tabletin yanı sıra ikinci bir tablet ya da ikinci bir ekran da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. O sizin elinize kalmış. Ayrıca bir ekran daha ekleyebilirsiniz. Yani ikinci bir telefon olabilir, tablet olabilir. Artık ne eklemek isterseniz. Tabletin çalıştığını hep beraber gördük. Buradan ben size neleri indirmeniz gerektiğini ve neler yapmanız gerektiğini göstereyim. Arkadaşlar ilk baş burada görüyorsunuz zaten. Şuradan hemen uygulamadan göstereyim. Ekranımı çektim böyle. SIM Dashboard'ın bu linki bırakacağım ben sizlere. Buraya bıraktığım linkinden bakın burayı da Türkçe diline çevir diyoruz. Normalde Türkçe gelmiyor. PC uygulamasını indir diyor arkadaşlar. Güncel sürüm 3.9.3.0 diye. Bunu bilgisayara indiriyoruz. Bakın kurulumu gösteriyor. Ne yapmamız gerektiği ile alakalı bilgi de veriyor. Kurulum zor değil zaten. Bu dosyayı bilgisayarınıza kuruyorsunuz. Daha sonra tabletinize geliyorsunuz. Tableti şöyle elime alayım ben. Tablet üzerinden de göstereyim gerekli şeyleri. Şuradan kablo yumağı oldu, tableti çekemiyorum. Tableti alıyoruz. Şu an ekranda olduğum için gösteremedim. Tabletin de Google Play'ine giriyorsunuz. Bakın SIM Dashboard yazıyor arkadaşlar şu şekilde. Uygulamanın sembolü böyle. Tam net görünüyor mu bilmiyorum ama şöyle yandan mı göstereyim. Bak şu şekilde uygulamanın gördüğünüz gibi resmi kendisi burada. Biraz parlıyor sanırım, şu şekilde parlamıyor. Bu uygulamayı ilk baş tabletinize indiriyorsunuz.
Daha sonra bu uygulamayı bilgisayarınıza indiriyorsunuz. Bakın burada gösterdiğim şekilde. Şuradan indirelim tekrardan. Dosyanın üzerine yaz diyor. Ben tekrar indirdim. Dolant Manager'la indirdi bunu. Bu uygulamayı kuruyorsunuz bilgisayarınıza. Ben şu an tekrar kurmayacağım. Next next diyebilirsiniz. Öyle bir anormal bir durum yok. Bu uygulamayı bilgisayarınıza kuruyorsunuz. Daha sonra tabletinize bu uygulamayı kuruyorsunuz. Bakın şurada gösteriyorum. Tabletinize de bu uygulamayı kurduktan sonra şurada düzenleyerekten şöyle artıyla basıyorum. Simge ekle diye seçenekler var arkadaşlar. Bu düzeni temizle diyor. Temizlemesini istemiyorum. Ben simge ekle diyorsunuz ve buradan ekranları seçebiliyorsunuz. Bak şu an tekrar sıfırdan yapalım. Simge ekle dedim ve şablonları araştır geldi. Şablonları araştırdım. Ben şu analoğu en baştakini kullanmak istiyorum. Genelde en baştaki daha çok hoşuma gitti. Bunu ölçeklendirme, haricen bir simge eklemek istiyor musunuz diye soruyor. Hayır diyorum. Ben kaydediyorum. Şurada dikkat ederseniz bakın ben de Euro Truck Simulator 2 çalışıyor yazıyor. Bu çoğu uygulamada yazmayacaktır. Oyunu sıfırdan açanlar, uygulamayı sıfırdan kuranlar için söylüyorum. Bununla alakalı da şu şekilde bir yol izleyeceğiz arkadaşlar. Bunu PC uygulamasını indirdik mi? İndirdik. Kurduk mu? Kurduk. Tamam. Tablete de bunu kurduk mu? Aynı şekilde kurduk. Tamam. Daha sonra geliyoruz. Bakın. Burada linkini vereceğim. Bu rota danışmanı dediği yerden son sürüm diye bir program var. ETS2 telemetri web sunucusu. Bilgisayarla tableti eşleştirebilmemiz için bunu indirmemiz gerekiyor. Şu an bunu da indirdim ben. Daha sonra bu uygulamanın içerisinde bakın ETS2 telemetri sunucusu diyor arkadaşlar. Buna tıkladığımız zaman şöyle bir ekran geliyor. Ben şunu kullanıyordum zaten. Bu ekran içerisinden de tableti şu şekilde yerine koyayım ben tekrardan. Düşmeyecek vaziyette yerine koyalım. Şöyle de kamerayı çevireyim tablete doğru. Tablet habire görüp duruyor. Buradan birinci uygulamayı indirdik. İkinci uygulamayı da indirdik. Yani şu kısımdan indirdik. İlk uygulamanın kurulumunu yaptık. Şu an üçüncü uygulamaya geçtik. Burada ikinci uygulamanın içerisinden ETS2 telemetri sunucusu diye buna tıkladığımızda bu ekran geldi. Buradan da arkadaşlar kod diyoruz. Zıp'ı indir diyoruz. Bakın burada gördünüz mü? Buna tıklıyoruz. Bu da telemetriyi indiriyor. Tabletle bilgisayar arasındaki eşleşmeyi yapacak olan programı indiriyor arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz. Simdaş bu artı görmemiz gerekiyor. Telemetriyi nasıl gördüğümüzü de birazdan göstereceğim. Daha sonra bunu aşağı indiriyoruz. Ben de indirilenlere geldi. Ben buradan hemen indirilenlere geliyorum. İndirilenler üzerinden göstereceğim şimdi. İndirilenlere geldik. Biz zaten şuradan tekrar göstereyim. Bu IDM'in içindeydi. Buradan Sim Dashboard'ı kurduğunuzu varsayıyorum artık. Onu göstermiyorum haricen. İndirilenlere tekrar geliyorum. İndirilenlerin içerisinde arkadaşlar bakın. İlk indirdiğimiz uygulama. ETS2 Mobile Ride Advisor diyor. Yani bu Sim Dashboard değil de şurada göstermiş olduğum Advisor dediği yani şu son sürümü indirin dediğiniz uygulama. Bunları şeyden çıkarmamız lazım bu şekilde RAR'dan. Klasöre ayıkla diyorum ben. Telemetriyi de çıkaracağım. Ama telemetri bende çıkık olduğu için onu tekrar çıkarmıyorum. Burada ne yapmamız gerektiğini şimdi göstereceğim net bir şekilde. Şunu bırakıyorum. Şimdi bunun içerisine giriyorum. Bunun içerisinde bir sürü dosya var. Bununla alakalı bir işlem yapmıyorum arkadaşlar. Bunu olduğu gibi kopyalayacağız. Tamam mı? Daha sonra
ETS2 telemetri ile alakalı olan klasörün içine geleceğiz. Bakın buradan geliyorum. Buradan server'a geliyorum. Buradan HTML'e geliyorum. Buradan skins yazan klasörün içerisine bunu sağ tık yapıştır yapıyoruz. Ben de burada yapışık zaten. Gördüğünüz üzere burada yapışık. Ben burada haricen bir işlem yapmıyorum. Daha sonra telemetrinin içerisine yine geleceğiz bu şekilde. Buradan tekrar telemetrinin içine giriyoruz. Server'ın içine giriyoruz. Buradan ETS2 telemetri exe diye çalıştır diyoruz. Burada soruyor ATS2 ve ETS var diye. Biz şu şekilde devam diyoruz. Şimdi onu göremedim ben. Şuradan bir göstermeye çalışıyorum ama. Şimdi bu ATS2 ve ETS2 dediğimize tıkladığımız zaman bakın şuradan tekrar gösteriyorum. Buna tıkladığımız zaman masa üstünde bu şekilde açılıyor arkadaşlar. Masa üstüne bu şekilde geliyor. Bakın Ethernet yazıyor. Server numaraları var. IP adresleri var. Bu şekilde yazıyor. Daha sonra SIM şartı açıyoruz buradan. Bunu da şuradan göstereyim. Bu ekrana tekrar alayım. Bakın şimdi bu ikisi de bu ekrana geldi değil mi? Daha sonra tabletimizi alıyoruz elimize. Bakın şimdi ben tabletimi aldım. Şimdi uygulama normalde bende çalışıyor. Euro Truck 2 Simulator diye çalışıyor arkadaşlar. Sizde çalışmayanlar için ve çalıştırmak için göstereceğim. Şimdi ayarlar diyoruz. Tabletten yapıyoruz bu işlemleri. Bilgisayardan şu an için bir işimiz yok. Programı kurduk. Ben şu an bilgisayardan yapacağımız işlemleri de göstereceğim. Bilgisayarı ayarla seçeneği var bakın tablette. Bilgisayarı ayarla seçeneğine tıklıyoruz. Kurulumu nasıl yapmak istediğimizi soruyor. Ben USB kablosuyla bağlandım bilgisayara. Bilgisayara USB kablosuyla bağlandığım için USB kablosuyla devam ediyorum. Ethernet ayarlarını aç diyor. Bakın burada açık olmayan ayarlar varsa açıyorum. Buradan şu an ayarları yapamadım. Tekrar deniyorum. Wireless'la da deneyebiliriz. Wireless'la deneyelim. Wireless'la deniyorum arkadaşlar şu an. Kabloda bir sıkıntı var sanırım. Wireless'la şu an devam ediyorum. Bakın otomatik kurulum diyorum. İleri diyorum. Server ara diyor, tamam mı? Burada tableti açık tuttuğum için uygulamayı da kurdum ya. Kendi adım çıktı şu an. İsmime tıklıyorum. Buradan ismin çıkması gerekiyor server ara kısmında. Bakın burada test ediyor, tamam mı? Hani diyor ki yani sunucu çalışıyor mu çalışmıyor mu bir test edelim diyor. Çalıştığından emin olunca ilerleyin diyor. Telefonun ekranındaki uygulama da bilgisayara geliyor bir anda. Bilgisayardan da okey diyoruz. Buradan evet diyorum. IP adresimin kalması gerektiğini anladım kısmında iken. Bakın burası önemli. Bu kısımdayken bilgisayardaki uygulamayı çalıştırıyoruz. SIM dashboard'ı çalıştırıyoruz arkadaşlar. Buradan şu an Games kısmında Euro Truck Simulator'a iki kere tıklayınca bu ekran okeyleniyor. İki tarafta tikli olduğunda oyunda bir sıkıntı olmadığı belli oluyor. Buradan da DevJS'e geçiyoruz. IP adreslerinin bulunduğu yere. Bakın burada tabletin ismi ve IP'si yazıyor. Buradan bakıyorum IP adresi hakkında tavsiye ediyor, tamam mı? Cihazın IP adresinin 192.168.1.35 her zaman aynı kaldığından emin olun diyor.
Ben de IP adresimin aynı kaldığından emin oldum ve gereğini anladım diyerekten burayı işaretliyorum. Burada bir tik var. Sonraki diyorum. Daha sonra diyor ki bazı oyunlar telemetriyi etkinleştirebilmen için ayarını yapman gerekebilir. Bazı oyunlarda ayarlamak için PC uygulamanı kontrol et diyor. PC uygulamasında bu ATS2 ve telemetriyi açtığım için burada gördüğünüz gibi oyun çalışıyor şeklinde anormal bir durum görmüyorum şu an. Ben de diyorum ki tamam kontrol ettim diyorum. Bunu tabletten yapıyorum tabi. İleri diyorum kurulum tamam başlamaya hazırız diyor. Daha sonra ana ekrana tekrar geliyorum. Ana ekrana eklemiş olduğum gösterge ve hız göstergesini, devir saati ve hız göstergesini görüyorum arkadaşlar. Daha sonra bu uygulamayı indirebilirim. Bu IP adresini test edebilirim. Sıkıntı yaşamamak adına bu uygulamayı indiriyorum. ETS2 telemetriyi de indiriyorum. Daha sonra oyunuma giriş yapıyorum. Oyuna giriş yaptım ve sür diyorum. Daha aynı denemiştik zaten biz. Şu an bir tekrar deniyorum. Her fren çekik diyor. Bakın hız göstergesiyle ekrandaki hız göstergesine de bakabilirsiniz. Buradakine de bakabilirsiniz. İkisi de aynı oranda artar arkadaşlar. Bakın orası şu an kaçta gidiyor? Şuradan hız sabit diyelim. Bakın orası 70 ile gidiyor. Burası da 70 ile gidiyor. Gördünüz mü? Oynamaz yani. Şu an devir saatindeki hızla gösterge üzerindeki hızla yani bilgisayar üzerindeki hız ve tabletim üzerindeki şu an hız değişmiyor arkadaşlar. İkisi de aynı değerlerde. Buradan ikisini de kontrol edebilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Ben videoyu burada sonlandırıyorum. Daha fazla uzatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Kafanıza takılan bir şey olursa da yorumlarda belirtin. Elimden gelen bir şey varsa da yine yardımcı olmaya çalışayım. Hepinize hayırlı akşamlar. Kanala abone olmayı, beğeni yapmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.